bölge eserleriyle, türküleriyle beraber sizinle olacağız. Sevgili Faruk kardeşim var yanımda, gene Recep kardeşim yanımda. Bir de güzel bir grup arkamızda. Bugün biraz daha zengin olacak sazlarımız. Öyle düşünüyoruz. Baştan şöyle gireceğim. Hani insanız, hep böyle ekrana bakıldığında, bizlere bakıldığında hiçbir şey yokmuş gibi görünebiliyor ama ben bugün biraz dağıldım, şöyle dağıldım. Yıllarca beraber olduğumuz, biraz önce çok sevdiğim bir arkadaşımın vefatını öğrendim Trebol'da. Sevgili Durmuş kardeşim, Danışman Köyü'nden, Allah rahmet eylesin. Yapacak da bir şey yok. Böyle ardı ardına haberler geliyor. Sağlık sıhhatli şuydu buydu. Ama buraya gelince tabii bazı şeylerin üstünü örtmek lazım. Olabildiğince programa kendimizi konsantre etmemiz gerekiyor. Zaten karşımda ilham kaynağım var. O beni destekleyecektir, burada besleyecektir. Evet değerli dostlar, geçen hafta bir soru sormuştuk. Programın son 10-15 dakikasında yine soracağım. Soruyla ilgili de Muzaffer Namazcı Özlem Kundura'dan bir tane ayakkabı kazanmıştı. Bugün yine bir sorumuz olacak. Bakalım ne olacak? Yine yöreden, yine bölgeden, yine bizim Türkçenin köklerine inen bir kelime olacak. Peki o zaman ben hiç uzatmayayım. Her zaman olduğu gibi gene Facebook. Facebook dışında bence mesaj göndermeyin. Bakma şansım yok. Bakamıyorum WhatsApp'tan veya özel SMS mesajları falan göndermeyin. Sadece Facebook'ta bizim yazdığımız yazının altına yorum olarak yazarsanız veya her zaman yaptığımız gibi olduğunuz mekanda işte televizyonu izlerken çektiğiniz resimleri gönderirseniz biz de burada Facebook sayfasında sizlerle beraber paylaşacağız, okuyacağız. Artık elde ne var, gönülde ne var onları sizlerle beraber paylaşacağız. Recep Kemençe hemen eline al. Şöyle dediğim gibi üstümüzdeki kasveti bir dağıt bakalım. Koy mikrofonu. Şuraya adını bilmiyorum olsun adım be şuraya olsun adım be şuraya. Ah görenle 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 değil misin uzak yerin sevdası yerin dibine girsin uzak yerin sevdası yerin dibine girsin yerin dibine girsin. Avrupa ben Asya aramızda üç köprü aramızda üç köprü. Sen Avrupa ben Asya aramızda üç köprü nasıl güllüyü
nasıl, hangi dağda kurt öldü, nasıl gülüyor, nasıl, hangi dağda kurt öldü, hangi dağda kurt öldü. Ah görene 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 deyin misin, ırak yerin sevdası yerin dibine girsin, ırak yerin sevdası yerin dibine girsin, yerin dibine girsin. Faruk, o zaman hiç ara vermeyelim. Olduğu gibi devam edelim. Evet, mesajlarını bekliyoruz. Ağır ağır gelmeye başladı. Biraz sonra okumaya da başlayacağım. Abi. Şöyle gelsin arkadaşlar. Ne gelsin? Ayna ayna ellere, ayna düştü yerlere. Bir tane ara dörtlüğü var, biliyor musun onun? Başındaki çemberin diye başlayan. Bilmiyor musun? Ben sana söyleyeyim. Başındaki çemberin uçları düğüm düğüm. Cigaramın içine sığar mısın sevdiğim? Asıl orijinal yerlerini hep es geçiyorsunuz. Evet abi. Hadi beraber okuyalım. Gelsin arkadaşlar. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göllere. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göllere. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan ellere. Limanın gerisinde yürünmüyor halatlı, yürünmüyor. Limanın gerisinde yürünmüyor halatlı, yürünmüyor. Kızlarla konuşmaya meraklıyım, meraklım, meraklıyım ben. Kızlarla konuşmaya meraklıyım, meraklı, meraklıyım ben. Vakfı kebir ukarı, tonuya değiller, tonuya, tonuya değiller. Vakfı kebir yukarı, tonuya değiller, tonuya, tonuya değiller. Sevdim de alamadım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. Sevdim de alamadım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. Sevdim de alamadım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. 66 kimde var? Recep kardeşim 66 kaydesini çalar. Var mı 66? Sözleri. Var değil mi? Varsa o zaman 66 diyelim ya. Çünkü çok güzel, çok eski, çok otantik, çok da çalınan, sözleri değişen, başkalarını alıp üstüne yamayıp yamayıp böyle klasik eseri talan ettiği bir hava bu. Müzik
çiçekler minye. İçirdi 66'dan da mini etekler mini. Çekemezsin ah yavrum kaynanası temini. Çekemezsin ah yavrum da kaynanası temini. Kaynanası temini. Orta boylu güzelim de bakıyor pencereye. Neden oy Emine'ye bu? Yayında oluyor böyle şeyler, heyecan sözleri unutma falan gibi. Sen gözüme bak, ben sana hatırlatırım ya. Evet, değerli dostlar, okuyalım mı biraz mesajı? Ben buradan bakayım, şimdi ekrana da verecek sevgili kardeşim. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten gene gelmeye başladı. Burada yalnız olduğumuzu hissettirmezseniz gayet hoş olacak. Fazla emanet izliyoruz reis demiş. Hollanda'dan, Rotterdam'dan kendisi katılıyor. Evet, selamun aleyküm abi demiş. Aleyna ve aleyküme selam. Kemal Aybars Karakaya, Göreli'ye selamlar demiş. Aleyküm selam. Evet, bizden de Göreli'ye selamlar demişler Hollanda'dan. Muhammed Karaman, İstanbul Şile'den selam. Mehmet Melikoğlu, Eskişehir'den arıyor. Tabii bunlar resimlerde geliyor bu arada ekrana. Evet, çok teşekkürler, çok güzel. Evet, Halil Köksal. Ha, buradan mı okuyayım? Acık gözüm de görsün değil mi? Telefona baktım da böyle cidden bu yazılar çıkıyor. Muhammed Karaman İstanbul Şile'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Yenge Hanım'la beraber resmini çektirmiş. Evet, Mehmet Melikoğlu, Uğur abi Eskişehir'den selamlar. Uğur Bilgi, Mehmet Melikoğlu. Aleyküm selam. Evet, aşağı geliyoruz. Halil Köksal, özlemişiz Uğur demiş. Eyvallah, eyvallah. Aydın Hacimemişoğlu, Göreli'nin sesi. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Aydın abi, Aydın abi, Ömer amcanın pastalarını bir özlüyorum, bir özlüyorum. Ömer amcanın resmine ihtiyacım var. Aydın abi haberin olsun. Evet, Sibel Cin, ula göremedi mi? İyi yayınlar abi, izliyoruz. Başarılar dilerim. Seviyoruz seni demiş. Allah razı olsun. Sevenleriniz çok olsun. Evet, devam edeceğiz değerli dostlar. Dediğim gibi biraz sonra bir de soru soracağım. Gene soru soranlara çam sakızı, çoban armağanı, elimizde ne varsa onları armağan etmeye çalışacağız. Faruk, repertuar bugün farklı değil mi? Arkadaşlarla beraber orkestrada yine kemençede Osman kardeşim var. Klavyede yine Onur kardeşim. Ha, onu söyle. Bateride şimdi yine Onur kardeşim var. İki Onur'un arasında kaldık. Öyle mi oldu? Bateride klavyede Onur. Onur. Kemençede Osman. Osman çok yetenekli bir arkadaşımız. Keza Onur da öyle. Hepsi öyle de. Çocuklar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne güzel böyle gençleri görmek ya. Önceden orkestra falan denildiğinde böyle 40-50 sene önce bir yaşlı adamlar falan. Bir de çok despot oluyorlardı. Bakamıyorduk yüzlerine. Bir şey de denilmiyordu. Ama şimdi gençler açılıma bayağı uygun. Güzel de şeyler yapıyorlar. Bir de evet abi. Bir de popülizm olmasa ne güzel olacak ama. Arkadaşlarımı takdir ediyorum her zaman. Giresun'da gerçekten böyle bir grup hazırladık. İnşallah nerede, güzel işlere başlar. Nerede, ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz onu söyleyin. Şu anda daha çok provalar ve albüm çalışmamız var. Klip çalışmamız olacak inşallah. Güzel Giresun türkülerini yapacağız Allah nasip ederse. İnşallah bir tane söz müzikle sizden aldım sözünü. İnşallah onu da ekleyeceğiz albüme. Osman abi okuyacaksın. Evet.
İyi, söz, sözüm söz. Evet, şimdi Irmağın kenarında yapacağız ama ondan önce şöyle kemençeci kardeşimden bir taksim alayım. Şöyle güzel bir taksim, ondan sonra Irmağın kenarında, yapalım. Irmağın kimin eseri? Picoğlu Osman. Onları söyleyince daha güzel oluyor. Evet. Değil mi Osman? Yaşa görele, yaşa! Çok teşekkürler.
Ne güzel, ne güzel. Bu arada ekran başında da bizi destekleyenlerimiz bayağı bol bugün, sağ olsunlar. Aylin Yıldız, İstanbul'un görelesi, kulak sizden sevgiler Uğur amcam diyoruz. Sağ ol yeğenim, sağ ol. Erdem Tekin hayırlı yayınlar abi demiş, resmini de göndermiş. Beytullah Gülşen, herhalde yazın çektirdiğimiz bir resmi koymuş buraya. Sağ olasın Beytullah, çok teşekkür ederim. Evet, Nedim Öztürk torunlarla beraber resim göndermiş o da. Allah razı olsun, ne diyeyim. Ya benim aslında aklıma bir şey takıldı da. Onur, siz biraz önce sound alıyordunuz ya. Burada garip bir ses duydum. Baktım biri, Onur dışarıda bir bateri sesi geliyor. Dedim bateri çalan biri var burada. Ben de arkamı dönüyorum ama kusura bakmayın. Ya oldu olacak, böyle spontane şeyler de çok güzel oluyor. Şimdi şu adam şöyle gene dolansa da bateriyle şöyle bize bir yap yap. Niye niye? Nazar mı alıyorsun? İlla orada olmam gerekiyor diyorsun değil mi? Ha, o zaman bir şey diyemem. Mikserin boşluğunda olması gerekiyor. Onun için şey yapamam ama daha doğrusu şöyle. Tosun Paşa'yı biraz önce bateri çalarken yakaladım, gördüm. Gayet de güzel. Meğersem adam 13-15 sene bateri çalmış. Yıllarca düğünlerde çalmış. Yani derler ya 20 parmağında 20 tane marifet. Ama alacağım olsun senden. Kaan. 2 dakika, 3 dakika da olsa baterinin başında duracaksın. Hatta bugün bile olabiliyorsa olsun. Ben burada Tosun'u bateri çalarken ekrana vereceğim. Olur da. Evet, bu arada ekran başında sevgili Hüseyin Çendoğlu var. Sevgili Hüseyin'im, güzel ustam benim, güzel kardeşim benim. Şöyle Facebook'a, yorumlara resmini bir koy da cümle alemde seni bir görsün. Değil mi? Kapatak gözlerinden yerim senin. Güzel kardeşim, canım kardeşim benim. Şöyle bir kere daha bakayım. Fatma Gemicioğlu, Arif Akgün arıyor İstanbul'dan. Nurtepe, Nurtepe uşakları. Devam ediyor mesajları, okuyacağız. Şöyle bir saate bakayım, saat başına bakıyorum gene. Senin müzikle ilgili Faruk eğitim aldığını biliyorum. Belli eğitim var, Giresun'da konservatuvara gittin değil mi? 4 yıl mı gittin? Ben özel eğitime gittim abi. Özel eğitime gittin. Olsun. Giresun türküleri konusunda da iyi olduğunu da biliyorum. Hiç sazamaza gerek yok. Bana şu Giresun'un güzel bir türküsü var. Sık sık da böyle bir araya geldiğimizde mırıldanıyorsun. Bir gublecik alayım ondan, sonra başka bir şey söyleyeceğim sana. Buyur. Enstrüman istiyor musun illa? Arkadaşlarla beraber Giresun'un içinde iki sokak arası. Yok, onu demedim ben. O başka. O başka. Hatırlayamadım şimdi. O kadar Giresun türküsü var ki abi. Recep Alkemençe elinde cezalısın Faruk. Nasıl unutursun bunu ya? O zaman Uğur abi senden dinleyelim. Neyi? Türkü mü? Evet. Türkü reklama ne kadar var bilmiyorum ama. Ver. 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 Aha, onu ver. Ama ben bugün aslında protesto etmek istiyorum. Ertuğrul şey çalmazsa, bateri çalmazsa ben de saz çalmayacağım demek istiyorum ama aslında ne güzel değil mi? Bateri de sen, saz da ben. Allah, bütün seyirciler kalsın, pencereleri kapatın, kimse gitmesin. Canım benim, canım benim. Ufak bıçakla. Öşmem çimen, öşmem. Onu Emre yapar. Şey, Recep yapar. Thank you.
yayılan taylar, anam yayılan taylar. Var mı benim gibi de emeği zaylar? Siz de mi duydunuz da yıldızlar aylar? Ben bir fidan boylu da yardan ayrıldım, anam yardan ayrıldım. Siz de mi duydunuz da yıldızlar aylar? Ben bir fidan boylu da yardan ayrıldım, anam yardan ayrıldım. Başında anam yaylayamazsın, anam yaylayamazsın. Yüce dağ başında anam yaylayamazsın, anam yaylayamazsın. Derindir göllerinde dibini de boylayamazsın. Sen de benden başka da yar bulamazsın. Sıva kollarını da dola boynuma, anam dola boynuma. Sen de benden başka da yar bulamazsın. Sıva kollarını da dola boynuma, anam dola boynuma. Maşallah Hasan Türk gerçekten repertuarlara çok güzel şeyler kazandırmış. Çok güzel eserleri var. Özellikle onun Cemile Cevher Çiçek'le beraber yaptığı, okuduğu, beraber okuduğu türküler var. Anmak lazım, yad etmek lazım. Allah rahmet eylesin. Çok güzel eserleri var. Bence bir irdeleyin. Maşallah Hasan Tuncu, mesela Rizeli Sadık vardır. Bakın onları madem bu işi yapıyorsunuz, okuyorsunuz. Bence onlardan bir şeyleriniz olsun yani bir kenarda. Olmasında fayda var diyoruz. Tosun'um, saate bakıyorum da ne kadar var sen bana söylersin. Recep, o zaman sen kemençeni al eline. Biz de buralara bakarken Ayşe Çakır, hayırlı yayınlar demiş. İzmir'den selamlar, İzmir'e selamlar olsun. Beytullah Gülşen, Ankara'dan, ona da çok selamlar gönderiyoruz. Gerçekten geliyor. Dünyanın her tarafından geliyor. Evet, ta Enesil'den Eşref Yanar abim bile mesaj göndermiş. Eşref abi, buraya gelseydin ya madem. Bura gözüne dolandım. Ha bu uşağı çıkar demiş. Uşaklar buraya geldiği zaman çıkartırık. Uşaklar burada değil. Dediğim uşaklar Eşref abi. Evet, Yusuf Usta'dan da mesajlar gelmiş. Recep al şunu. Yık yık, horanla yık ortalığı bakayım. He? Anlayamadım. Söz ekibinden yardım istedim de. Ha öyle mi? Tamam, dayanışma güzel bir şey. Açtı gülüp geliyor evliya gırlanından.
üstünde, bak vurgun ya vurgun ya. Gevecemin üstünde, bak vurgun ya vurgun ya. Çağırdım uyanmadı, daldı derin uyku. Çağırdım uyanmadı, daldı derin uyku ya. Dönüp bakmıyor, o ne hayır yürekli. Al beline süsücük, ara beline tabanca. Tak beline süsücük, al da gidelim beni. Ellere inatüç, al da gidelim beni. Hoppa hoppa hoppa. Asılıyı benlerde, bura belli davanca. Asılıyı benlerde, Allah murat aldıma. Vardıca yerler, Allah murat aldıma. Vardıca yerlerde. Armudu dilim dediğim yere düştü desin diyeyim. Senden ayrı kalınca ayrı kalmayı bil. Senden ayrı kalınca ayrı kalmayı bildim. Portakaldan acı yiyin, portakaldan acı. Portakaldan acı yiyin, portakaldan acı. Ölüp yitene kadar alkı senden de vacıyım. Ölüp yitene kadar alkı senden de vacıyım. Açtı dibinden duranından, açtı sana uçacak dibinden duranından. Açtı gülüm geliyor evli yakınlanın, açtı gülüm geliyor evli yakınlanından.
taşı toprak tersle. Yayla yolundan geçtiğim taşı toprak tersleştiğim. Ben senden geçer miyim elin dilinden be? Ben senden geçer miyim elin dilinden bezdim. Çamura atanırlar izimizi. Basmayalı çamura tanırlar izimizi. Karışalı dumana yetti desinler bir. Karışalı dumana yetti desinler bizi. Bora belli tabanca tak beline süs için. Al da gidelim beni ellere inat için. Al da gidelim beni de ellere inat için. Yanında konaklar, sizde anda pazarlık. Bir yanında konaklar, öyle dinle sarıyı ugunalı yanak. Böyle dinle sarıyı ugunalı yanaklar. Gınalı yanaklıyım, sandıklara saklıyım. Gınalı yanaklıyım, sandıklara saklıyım. Annen biliyor anne, ben senden meraklıyım. Annen biliyor anne, ben senden meraklıyım. Başına çıkıp oturacağım, kadırganın başına çıkıp oturacağım. Böylece gezmeleri ben sana soracağım. Böylece gezmeleri ben sana soracağım. Kadırganın taşına arka verdim taşın. Kadırganın başına arka verdim taşına. Giden gelen okusun neler geldi başı. Giden gelen okusun neler geldi başıma. Tutar seni golcular, yaylaya gidemez. Tutar seni golcular, o fidan boylarına. Heves eden yolcular, o fidan boylarına. Heves eden yolcular.
kemen kemen telini kesip bekleyeyim. Kemen kemen telini kesip bekleyeyim. Bir bekledim yedi sene daha bekleyeyim. Bekledim yedi sene daha bekleyeyim. Kemen üstünde bak burgunya burgunya, kemen kemen üstünde bak burgunya burgunya. Çağırdım uyanmadı, daldı derin uykuya. Çağırdım uyanmadı, daldı derin uykuya. Çağırdım uyanmadı, daldı derin uykuya. Recep, bayağı siste gibi hissettin mi? Hissettim hocam. Sise gittin değil mi? Ya bu türküler nedense hep böyle, değil mi Tosun'un, böyle yaylaları, yüksekleri, köyleri. Yani otantik olunca pek böyle betonlarla vesairelerle pek ilinti kuramıyor insan ama. Bu arada Bilecik'ten Şeyh Edebali Diyarı'ndan demiş, sevgili Recep Ertürk, güzel devrem. Kim var kim yok orada, herkese, yengeye, çoluğa, çocuğa selamlar söyle. Başarılar diliyorum uğraşılarınızda. Allah'ım utandırmasın, muvaffak etsin. Her şey gönlünce olsun Recep'im. Gözlerinden öpüyorum. Güzel kardeşim benim. Bir tek sen yoksun burada. Bak başka Recep'im de var benim. Asker arkadaşım. Allah razı olsun. Hiçbiri de takipten vazgeçmiyorlar. İşte Burdur'dan, Çankırı'dan, işte Bilecik'ten, her nerelerdeyse takip ediyorlar sağ olsunlar. Hepsine tek tek selamlarımızı iletiyoruz buradan. Reklam için ne kadarımız var? 5 dakika var. 5 dakikada Faruk sen de bir ne yapalım? Giresun içinde mi yapalım? Olur abi, fark etmez. Yok, sen öyle dedin diye diyorum. O Giresun türküsünü hatırladın mı? Hayır, hatırlamadım abi, vallahi. Korkma, korkma. O garibini demiyorum. O türküyle beraber yarışmaya girdin. Yok. Gerizlerbaşı. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadi bir dörtlük istiyorum ondan. Şu reklam öncesi. Gerizler başından hoplayamadım, aman aman. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman galip geldi, haklayamadım, aman aman. Amanın amanın efeler, öldürmen beni. Güzel de Cemile'min yoluna soldurman beni. Sen bu türküyü nasıl unutursun ya? Giresun türküsü deyince benim aklım ona gitti. Yani Giresun'daki yarışmadaki birinci olduğum türkü olsa direkt gelirdi aklıma. Giresun değil mi? Bir Giresun geçiyor abi, evet, içinde. Evet, çok güzel türkü, çok otantik türküler. Evet. Bir daha ya senden hikayesini isteyeceğim bunun. Şimdi bir de türkü hikayesini anlatmayayım burada. Böyle her şeye maydanoz oluyormuş gibi. Ama çok da güzel bir hikayesi var. Bir de Giresun'un Uzun Kavak diye bir türküsü var. O da çok dehşet bir türkü. Bence onu repertuarlara almak lazım. Bir kenarda zaten bundan sonraki programlarda bir tane türkünün kısacık da olsa bir hikayesini anlatmadan yanayım. Ama Uzun Kavak'ın hikayesi şöyle. Genç, boylu, postlu, fidan gibi bir delikanlı. Hastalanıyor. Yani özet geçiyorum, çok uzun bir hikaye aslında. Öleceğini anladığı zaman artık bu türkünün dönüşmüş hali dile geliyor. Daha sonra da türkü olarak günümüze kadar geliyor ama ya ne yazık ki bunlar okunmuyor. Daha doğrusu şöyle bak, siz gidiyorsunuz değil mi? Düğünlere falan gidiyorsunuz. Ve düğün demeyeyim de festival, şenlik gibi yerlere gittiğinizde ben hep şunu görüyorum.
oralarda. Bir tane, bilemedin iki tane. Slow veya sanatsal bir eser. Diğerlerinde sanat değil demiyorum ama bir şey okunuyor. Ondan sonra millet işaret ediyor. Horon oynayalım ya da karşılama oynayalım. Ya bırak insan değil mi? Yani bu işi yapan adamlar sanatını icra etsinler, sanatını göstersinler. Adam çıksın uzun havada okusun, işte böyle Anadolu türküleri okusun. Abi tutturduk bir iki dörde. Çal oyna, çal oyna, çal oyna, çal oyna. Şimdi üç ayaklıya da bir menem bir şey çıktı başımıza. Ne olduğu belli değil. Hani nereden geldi, nereden böyle bir adet yapıştı kültürümüze onu da bilmiyorum. Ha hoş mu olabilir ama bence böyle temelde olan şeyleri bilmeyince, temelde olan şeyleri yapmayınca tabii ki piyasa var. Tabii ki popülist bazı şeyler var. İnsanlar ekmek yemek zorunda, para kazanmak zorunda. Bunlara bir şey demiyoruz ama bu işi yapanlar için çekirdeğindeki nüveyi veya o değerleri alırsa daha farklı olacak diyorum. Yani ekrana bak diyorsun bana. O kare çıkart. Tosuncuğum. Bunları okudum. Evet, Beytullah Gülşen okudum. Ne kadar da yakışıklıymışım o zaman ya. Ulan Nedim, ha bunlar hep senin torunun mu? Hepsi kabatta incir gibi öyle. Maşallah, maşallah, subhanallah. Devam edelim. Aha. Ha ha ha, bizim Yunus Nur'da. Tamam, doğru, 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 güzel. Devam ediyoruz. Fatma Gemicioğlu, eyvallah. Abim, hayırlı yayınlar İzmir'den. Selamlar Ayşe Çakır. Onu da okudum. Evet, resim, resim, resim. Valla fotoğraf bekliyoruz. Bugün biraz az geldi fotoğraflar. Evet, Cevdet Emir devam yani izlemeye galiba. Onu demek istemiş. Eşref abi, okudum mesajını az önce. Ora gözüne dullandığım. Emre ile Ali tetikli çıkar da kulağımızın pasını sil. Bunlar silmiyor mu kulağın pasını? Eşref abi, çok teessüf ederim abi. Ellerinden öperim. Evet, iyi yayınlar abi. Babamla beraber izliyoruz. Sana çok selamı var. Uğurcuğum, canım benim. Canım benim, öpüyorum gözlerinden. Evet, Cevdet Emir ne demiş? Başarılarınız daim olsun. Hayırlı programlar. Hizmet Arşivi Çanakçı Belediye Başkanımız Avukat Tuncay Kasım'a ve bütün Çanakçı halkına selam olsun. İzlemeye devam. Evet, Tuncay'la ilgili ne söyleyebilirim? Çok şey söyleyebilirim. Gerçekten bu bölgemizin, memleketimizin siyasi kimliği bir yana aydınlık bir yüzü, iki tane fakülte bitirmiş ve hizmet için memleketine gelmiş çok değerli biri ve Tuncay gibileri siyasetin içinde mutlaka ve mutlaka görmek lazım. Evet, Tuncay kardeşimizin de bu vesileyle gözlerinden öpüyorum. Biz reklamlardan sonra buradayız. Bol bol fotoğraf bekliyorum. Reklamlardan sonra gene sorumu soracağım. Böyle bakalım, aklıma bir şey gelmiyor ama ne soracağım onu da bilmiyorum. Binlerce kelimenin içinden herhalde Çeplilerin kullandığı bir kelime bulacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Sakın bir yere gitmeyin. Delinli bükeceksin. Horon niye değilken dizinli bükece. Şekilli bakıyorsun delinli yiyece. Bütün bildiklerinizi unutun. Şimdi size öyle bir ceviz fidanı sunacağız ki siz de çok şaşıracaksınız. Çünkü size gönderdiğimiz ceviz fidanlarının boyu tam tamına 1 metre. Evet evet, tam tamına 1 metre boyundaki ceviz fidanlarını gönderiyoruz. Bakın, metreyle ölçüyoruz şimdi. Gördünüz değil mi? 1 metre boyundaki 20 adet açık kök ceviz fidanını 89 TL'ye kapınıza gönderiyoruz. Durun, daha bitmedi. Yeni başlıyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız organik ve sağlıklı meyve yesinler diye de 5 adet elma fidanı ve 5 adet kiraz fidanları da bizden size hediye. 1 metre boyundaki 20 adet ceviz fidanı yanında hediye ettiğimiz 5 elma ve 5 kiraz fidanı da dahil. Hepsi sadece 89 TL. Daha ne olsun? Hedefimiz bu sene satış rekorumuzu yeniden kırmak. Tek yapmanız gereken koltuğunuza kurulun ve bizi arayın. Siz koltuğunuzda uzanırken biz ürününüzü kapınıza kadar getirelim. Bu zamana kadar böyle bir kampanya yapılmadı. Geçen sene ceviz ekenler şimdiden kazanmaya başladı bile. Gelin siz de bu kazanç imkanından mahrum olmayın. Ceviz dikin, elma dikin,
kiraz dikin. Hem ceviz bahçeleriniz olsun, hem de bol meyveli bahçeleriniz olsun. Milli ekonominin gözdesi olan ceviz yetiştiriciliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yayılıyor ve büyüyor. Bağlar, bahçeler şenleniyor, bereketli mahsuller geliyor, ömürlük bir kazanç kapısı elde ediliyor. Nasıl mı? Çünkü artık ceviz fidanı almak, dikmek, yetiştirmek çok kolay. Peki bu kadar mı? Meyvesini almak, satmak ve kazanç sağlamak da çok kolay. Özel üretim ceviz fidanlarımız yurdumuzun tüm bölgelerinde, tüm şehir ve köylerinde dört mevsim ve her koşulda dikilebilir, yetiştirilebilir. Dayanıklı yapısı sayesinde soğuk ve don olaylarından etkilenmez. Bizim de bu sürece desteğimiz olsun, milli ekonomiye, yerli sermayeye katkımız olsun diye siz yetiştiricilerimize muhteşem bir kampanya sunuyoruz. Tutmayan fidan olmaz. Fidanlarımız her iklimde, her toprak yapısında tutar. Siz de fidanlarınızı zahmetsiz ve masrafsız olarak yetiştirin. Kısa sürede yüksek gelir elde etmenizi sağlar. Ceviz fidanlarınız ağaca, ağaçlarınız gelir kapısına dönüşsün. Şimdi bütün bildiklerinizi unutun. Şimdi size öyle bir ceviz fidanı sunacağız ki siz de çok şaşıracaksınız. Çünkü size gönderdiğimiz ceviz fidanlarının boyu tam tamına 1 metre. Evet evet, tam tamına 1 metre boyundaki ceviz fidanlarını gönderiyoruz. Bakın, metreyle ölçüyoruz şimdi. Gördünüz değil mi? 1 metre boyundaki 20 adet açık kök ceviz fidanını 89 TL'ye gönderiyoruz. Durun, daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız organik ve sağlıklı meyve yesinler diye de 5 adet elma ve 5 adet kiraz fidanları da bizden size hediye. 1 metre boyundaki 20 adet ceviz fidanı yanında hediye ettiğimiz 5 elma ve 5 kiraz fidanı da dahil hepsi sadece 89 TL. Daha ne olsun? Hedefimiz bu sene satış rekorumuzu yeniden kırmak. Tek yapmanız gereken koltuğunuza kurulun ve bizi arayın. Siz koltuğunuzda uzanırken biz ürünümüzü kapınıza kadar getirelim. Bu zamana kadar böyle bir kampanya yapılmadı. Bütün Türkiye ceviz dikiyor, bütün Türkiye fidan dikiyor. Hadi siz de geç kalmayın. Bahçe ve tarlanızı en iyi şekilde değerlendirin. Çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bahçeler bırakın. Nesilden nesile varan bir gelir kapısı armağan edin. Artık herkes gerçek ceviz fidanı, elma fidanı ve kiraz fidanı alacak. Hiç kimsenin parası boşa gitmeyecek. Fidanlarımız, ziraat mühendislerimiz tarafından Türkiye'nin fidan üretim merkezi Bandırma'da zirai denetimlerin sürekli yapıldığı merkezlerde özel olarak yetiştirilmektedir. Yılın her mevsimi hangi bölgede dikilirse dikesin, tutma ve meyve verme oranı %100'dür. Fidanlarımızın kökleri poşet içerisinde olduğu için kuruma ve donma gibi riskleri yoktur. Meyve tutkunluğu fazlaca olup bol ve bereketlidir. Sizlere göndereceğimiz hakiki fidanlarımızla sizin de dikili bir ağacınız, kendinize ait bahçeniz olsun. Paranızı da, sağlığınızı da tehlikeye sokmayın. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Sinop'a herkes alsın, herkes bağına bahçesine fidan diksin diye bizden size muhteşem kampanya. 5 adet elma ve 5 adet kiraz fidanları da bizden size hediye. 1 metre boyundaki 20 adet ceviz fidanı yanında hediye ettiğimiz 5 elma ve 5 kiraz fidanı da dahil hepsi sadece 89 TL. Daha ne olsun? Hedefimiz bu sene satış rekorumuzu yeniden kırmak. Tek yapmanız gereken koltuğunuza kurulun ve bizi arayın. Siz koltuğunuzda uzanırken biz ürünümüzü kapınıza kadar getirelim. Bütün bildiklerinizi unutun. Şimdi size öyle bir ceviz fidanı sunacağız ki siz de çok şaşıracaksınız. Çünkü size gönderdiğimiz ceviz fidanlarının boyu tam tamına 1 metre. Evet evet, tam tamına 1 metre boyundaki ceviz fidanlarını gönderiyoruz. Bakın, metreyle ölçüyoruz şimdi. Gördünüz değil mi? 1 metre boyundaki 20 adet açık kök ceviz fidanını 89 TL'ye kapınıza gönderiyoruz. Durun, daha bitmedi. Yeni başlıyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız organik ve sağlıklı meyve yesinler diye de 5 adet elma fidanı ve 5 adet kiraz fidanları da bizden size hediye.
1 metre boyundaki 20 adet ceviz fidanın yanında hediye ettiğimiz 5 elma ve 5 kiraz fidanı da dahil. Hepsi sadece 89 TL. Daha ne olsun? Hedefimiz bu sene satış rekorumuzu yeniden kırmak. Tek yapmanız gereken koltuğunuza kurulun ve bizi arayın. Siz koltuğunuzda uzanırken biz ürününüzü kapınıza kadar getirelim. Bu zamana kadar böyle bir kampanya yapılmadı. Geçen sene ceviz ekenler şimdiden kazanmaya başladı bile. Gelin siz de bu kazanç imkanından mahrum olmayın. Ceviz dikin, elma dikin, kiraz dikin. Hem ceviz bahçeleriniz olsun hem de bol meyveli bahçeleriniz olsun. Milli ekonominin gözdesi olan ceviz yetiştiriciliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yayılıyor ve büyüyor. Bağlar, bahçeler şenleniyor, bereketli mahsuller geliyor, ömürlük bir kazanç kapısı elde ediliyor. Nasıl mı? Çünkü artık ceviz fidanı almak, dikmek, yetiştirmek çok kolay. Peki bu kadar mı? Meyvesini almak, satmak ve kazanç sağlamak da çok kolay. Özel üretim ceviz fidanlarımız yurdumuzun tüm bölgelerinde, tüm şehir ve köylerinde dört mevsim ve her koşulda dikilebilir, yetiştirilebilir. Dayanıklı yapısı sayesinde soğuk ve don olaylarından etkilenmez. Bizim de bu sürece desteğimiz olsun, milli ekonomiye, yerli sermayeye katkımız olsun diye siz yetiştiricilerimize muhteşem bir kampanya sunuyoruz. Tutmayan fidan olmaz. Fidanlarımız her iklimde, her toprak yapısında tutar. Siz de fidanlarınızı zahmetsiz ve masrafsız olarak yetiştirin. Kısa sürede yüksek gelir elde etmenizi sağlar. Ceviz fidanlarınız ağaca, ağaçlarınız gelir kapısına dönüşsün. Şimdi bütün bildiklerinizi unutun. Şimdi size öyle bir ceviz fidanı sunacağız ki siz de çok şaşıracaksınız. Çünkü size gönderdiğimiz ceviz fidanlarının boyu tam tamına 1 metre. Evet evet, tam tamına 1 metre boyundaki ceviz fidanlarını gönderiyoruz. Bakın, metreyle ölçüyoruz şimdi. Gördünüz değil mi? 1 metre boyundaki 20 adet açık kök ceviz fidanını 89 TL'ye gönderiyoruz. Durun, daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız organik ve sağlıklı meyve yesinler diye de 5 adet elma ve 5 adet kiraz fidanları da bizden size hediye. 1 metre boyundaki 20 adet ceviz fidanı yanında hediye ettiğiniz 5 elma ve 5 kiraz fidanı da dahil hepsi sadece 89 TL. Daha ne olsun? Hedefimiz bu sene satış rekorumuzu yeniden kırmak. Tek yapmanız gereken koltuğunuza kurulun ve bizi arayın. Siz koltuğunuzda uzanırken biz ürünümüzü kapınıza kadar getirelim. Bu zamana kadar böyle bir kampanya yapılmadı. Bütün Türkiye ceviz dikiyor, bütün Türkiye fidan dikiyor. Hadi siz de geç kalmayın. Bahçe ve tarlanızı en iyi şekilde değerlendirin. Çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bahçeler bırakın. Nesilden nesile varan bir gelir kapısı armağan edin. Artık herkes gerçek ceviz fidanı, elma fidanı ve kiraz fidanı alacak. Hiç kimsenin parası boşa gitmeyecek. Fidanlarımız, ziraat mühendislerimiz tarafından Türkiye'nin fidan üretim merkezi Bandırma'da, zirai denetimlerin sürekli yapıldığı merkezlerde özel olarak yetiştirin. Delinli bükeceksin. Horon niye değecen, dizinli bükeceksin. Şekilli bakıyorsun, delinli yiyeceksin. Mavi Karadeniz, Türkiye'nin en çok izlenen Karadeniz televizyonu. Evet, değerli dostlar, devam edeceğiz ama Emre, sen Emre mi diyeceğim, Recep mi diyeceğim oğlum, şaşırdım ya. İkiden hocam, adı olur. Hiç fark etmez. Sahne diyorlar. Recep diyorlar. Recep diyorlar. Aynen öyle. İkiden isim takmışlar. Recep Emre deseler de daha güzel. Ben de bu arada Emre'siz yapamıyorum. İstanbul'da da Yunus Emre'm vardı benim, biliyorsun. Hiç sıkıntı yok hocam. Yunus Emre Kurt kardeşim var. O da burada izliyor, izlemiyor bilmiyorum ama. Ona da böyle gönülden selamlarımızı gönderelim değerli kardeşimize. Şöyle şu notlar var. Notlara bir bakalım da Ali Gök Çavuş'tan sevgili Ali abim, Ahmet Öncü abimizle beraber asker türküsü istemişler. Olsun, yapmaya çalışırız bir asker türküsü elimizden geldiğince. Sevgili Hüseyin Çınar, muhtarım ekran başındaymış. Ona da selamlarımızı gönderelim, güzel kardeşim. Faruk güle güle.
Güle güle kardeşim. Ve Arif Akgün. Karşılama istiyorlar. Hepsi evde böyle misafir falan. Deli de bir karşılama hastası adam ya. Allah'ın kot kavalası geç duruyor, karşılama diyor. Deminden beri beni döttürü telefonu çaldırıyor. Yap bir karşılama o zaman sen onlara. Altını bozdurayım, gerdanla dizdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim. Deresine taş köprü yapılacak. Batlama deresine taş köprü yapılacak. Verin benim sevdamı, vallahi kaçıracak. Verin benim sevdamı, vallahi kaçıracak. Ahmet Öztürk, kadim dostum, gönül dostum, o da ekran başında, ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Hiç aslında çalışmadım ama bir asker türküsü özellikle isteniyor. Vallahi ne yapalım, sürçülisan edersek affola. Dediğim gibi resimlerinizi bekliyoruz, değerli dostlar, ekran resimlerini özellikle. Soru soralım, ne soralım, ne dersin Tosun'um? He? Ben düşüneyim, sen çal. Öyle bir kelime var mıydı? Ne? Şimdi bir sürü soru geliyor aklıma ama. Girebi. Girebi herkes bilir değil mi? Olmaz girebi. İlistir, ilistir. Yok yok. İlistir, ilistir. İlistir. İslam'da kim var? Başak mı var? Sevgili Başak, ekranın altına yazabilir misin? İlistir. Sorumuz bu. Program bitene kadar da bekleyeceğiz sorunun cevabını. İlistir. İlistir nedir? Evet. İlistir. Sizin ilistiriniz var mı? Var mı? Tosunum sende de var mı? Kaan sizde var mı? Aferin la biliyorsun ya. Hadi bakalım. Thank you.
yer olur beklerim günü güne eklerim sen git yavrum talim ede ben burayı sen git yavrum askere de ben burayı beklerim mendilimde gül oya gülmedim doya asker yolu beklerim de günümü saya saya asker yolu beklerim de günümü saya tutan yârim kız sana yar olacak benden güzeli var mı kız sana yar olacak benden güzeli ulan bu bereleri bulandır bulanayım sen rüzgar ol ben yaprak sen es ben savrulay ulan bu dereleri bulandır bulanayım sen rüzgar ol ben yaprak sen es ben savrulayım Hartama sakın beni aldama çatısında hartama sakın beni aldama el sözüne güvenip beni sırtından vurma el sözüne güvenip beni sırtından vurma bulandır dereleri bulandır bulanayım sen rüzgar ol ben yaprak sen es ben savrulayım bulandır dereleri bulandır bulanayım sen rüzgar ol ben yaprak sen es ben savrulayım vallahi dilimizin döndüğü kadar böyle yarenlik olsun diyoruz. Evet mesajlarımız da gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Ekrem Akarsu ne diyor? Nerede de kayboldu ya o. Bunu okuduk. Tosunum. Fotoğraf senin köpeğin olsun. Sana gönlümüzü verdik. Sevgimizi verdik. Eyvallah sağ olsun var olsun güzel kardeşim. Evet bu arada köyümden çok sevdiğim değerli bir büyüğümüz. Dün de onun cenazesi vardı. Vallahi Facebook'taki yanlış bilgi nedeniyle cenazeye katılamadık. Biz çarşıda namazı kılınacak biliyorduk. Öyle anlamıştık. Bahtiyar Karakadolu, Uğur sana bir misafir gönderdim. Tanıdın mı? Tanımaz mıyım ben mırığımı ya? Mustafa abim benim. Canım canım. Köyümün herifi bu. Canına dolanırım onun. Faruk Şen iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Kay Turus Kufacı. Ya Kay Turus ne demek? Kardeşim. Fena has beter zorlu. Allah razı olsun Faruk Şen. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün neferi olarak selamlar. Bursa'ya bizden de selamlar olsun. Fikri Kaya hayırlı yayınlar. Honduş'ta bir şey de var mıydı? Bir tane daha Muhammed Koç başarılar dilerim Hendek'ten. Herkese selam. Durmuş Ayvaz iyi yayınlar Emi.
selam. Emi E selamlar. Ferit Pınar iyi yayınlar uğurum. Feridim gözlerinden öpüyorum güzel kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yasin Öner Uğur abicim iyi yayınlar dileriz. İlistir makarnayı süzen süzgeçe denilmekte. Saygı ve hürmetle. Az yukarı gel bakayım. Bak bak bizim hanım da yazmış. Süzgeç diye yazmış. Canına kadınlanırım senin ben. Hadi bakalım devam edelim. Devam ediyor muyuz Tosun? Son muydu? Göremiyorum ki. Yukarı gitmiyor. Ha, fazla emanet. İlistir bakır ya da alüminyumdan yapılmış geniş süzme aracı. Fazla emanet. Soruyu bildiysem Zıva Vadisi'ne bir türkü isterim. Ne istediğini de söyle. Fazlıcığım. Gönderirik. Türkü kurban olsun sana. Bu kadar mı diyorsun şimdilik sevgili Tosun'un? Recep'im. Görele türküsü okuyacaksın. Sen oku bir tane de ben okuyacağım. Ah kemençeyle sazımız uyuşsaydı ne güzel olacaktı. E hadi bakalım. İkiliyim ikili, sevdiğimin sözleri de yüreğime dikili. Sevdiğimin sözleri de yüreğime dikili. Sen uyurdun uyurdun, gece geldim kapına da sen uyurdun uyurdun. Açmadın kapıları, beni ele duyurdun, beni ele duyurdun. Açmadın kapıları, beni ele duyurdun, beni ele duyurdun. Yaylanım dudu yesi, açmadan kuru yesi. Niye almasın beni de Allah'ım durmayası, Allah'ım durmayası. Niye almasın beni de Allah'ım durmayası, Allah'ım durmayası. Görenle değil misin? Ah görenle 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 değil misin? Irak yerin sevdası da yerin dibine girsin. Irak yerin sevdası da yerin dibine girsin. Of
Sis dağının başında da borana bak borana. Sis dağının başında da borana bak borana. Dünyalar haram olsun senden ayrı durana, senden ayrı durana. Bu dünya haram olsun senden ayrı durana, senden ayrı durana. Yaylanın dudu yesi aşmadan guru yesi. Niye almasın beni de Allah ondurmayesi, Allah ondurmayesi. Niye almasın beni Allah ondurmayesi, Allah ondurmayesi. Sistanlık taşları kesme kesme taşları. Sistanlık başları kesme kesme taşları. Alışveriş ediyor gözün ile kaşları. Alışveriş ediyor gözün ile kaşları. Yaylanın bu dünyası açmadan gurmiyesi. Niye almadın beni de Allah undurmiyesi de Allah. Niye almadın beni de Allah undurmiyesi de Allah. Mintansız olduğumdan terledim koltuğumdan da mintansız olduğumdan. Sevdim de alamadım ipalsız olduğumdan, ipalsız oldum. Sevdim de alamadım ipalsız olduğumdan, ipalsız oldum. Yaylanın dudu yesi aşmadan kuru yes. Niye almadın beni de Allah ondurmayasi, Allah ondurmayasi. Evet, Mehmet Maksudoğlu'nu da rahmetle analım. Vallahi sözlerinde tam böyle aklıma gelmedi. Bizim yöre türkülerinin manilerinden aklımıza ne geliyorsa onları söylemeye çalıştık. Evet. Emre sağ olasın ya. Hocam. Gayet güzel. Bir Recep diyorum, bir Emre diyorum. Bu arada sevgili Bahri abim, Emin ablam, Ulusoy ailesi ekran başında anladığım kadarıyla onlara da selamımızı gönderiyoruz. Eskiden bana Cenk Ulusoy diye mesajlar geliyordu. Sürekli her programda geliyordu. O Cenk'e soracağım onu. Başka bir şey demeyeyim. Efendim yavrum. Uğur abim, buradan basın yayın müdürümüz Uğur Kübüce, Kamil Yılmaz'a buradan selamlar olsun. Selam var sana. Kamil kardeşim gerçekten sağ olsun. Kamil bir de bak ben sana olacak şunu söyleyeyim. Hiç kimseyi kınamıyorum. Hiç kimseyi yadırgamıyorum. Ama gazetecilik başka bir kimlik. Gerçekten hak edilen bir kimlik. Bu işi hak edenlerin, yani bu işte emek verenlerin, bu işte hani toz yutmuş olanların gazeteciliği farklı ama istisnaları hariç tutuyorum. Belki bazı arkadaşlarımız alınacak buna ama ya sosyal medyada resim paylaşmak veya bir iki haber falan paylaşmak vesaire şunlar bunlar. Bunlar gazetecilik değil. Gazetecilik başka bir şey. Sevgili Kamil'in bu işi ziyadesiyle yapıyor. Zaten sarı basın kartı sahibi olmuş. Herkese de o sarı basın kartını vermiyorlar. Uğur'umun da gözlerinden öperim. O babasıyla dostuz, eski ta aileden gelen, kökten gelen bir dostluk var. Gözlerinden öpüyoruz. Ama bizi izliyorlar mı, izlemiyorlar mı onu da bilmiyorum ama. İzliyorlar, kesinlikle izliyorlar. Kesinlikle izliyorlar. Recep'im, senden bir şey istemiştim. Olduğu kadar ama. Hiç şırıp mı? Şırıp. Hani az çalıştım, çok çalıştım falan değil. Bir de ben programda şunu istemiyorum. Kimse çıksın, mükemmel şeyler yapsın istemiyorum. Benim bir anlayışım vardır. Gönülden gelen kavramlarda kusur olmaz. Yeter ki gönülden gelsin. İyisini kötüsünü zaten bizim ekran başındaki dostlarımız rahatlıkla ayırt edebiliyorlar. Bu arada ekranda ilistir yazdı mı hiç? Ben göremedim. Sağ altta yazıyor değil mi? Bak sağ altta bir tane yazı var. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili dostlarımız.
Bunun cevabını bilene dediğim gibi herhalde bir çift ayakkabı armağan edeceğiz Görle'de Özlem Kundura'dan. Bu arada tabii bunların arasında bir dostumuza bizim ekibimiz eşliğinde Recep Ömrem sen de dahilsin, Kaan da gelecek, sevgili Ertuğrul da gelecek. Şöyle Çavuşlu'da güzel bir yemek yiyeceğiz bu soruyu bilen dostlarımızdan biriyle. Evet, Bergüzar programı sevgili İbrahim Can ve Mehmet Sırrı Öztürk. Termedendir, termeden, termedendir. Görenlerin yolları termedendir, termeden. Allah alma canımı görenliği görmez. Allah alma canımı şu somsunu görmez. Görenleti rabulu girasında gondu. Bulanca kurdu bilir kıymetini fındır. Bulanca kurdu bilir kıymetini fındır. Arkadaşlar şu çaltayı açalım, Samsun güzel şehirdir hem ziyaret yapalım. Gerde sunup suyundan doya doya yiyip. Ocakları yakıyor geminin ateşçisi, çok çalışkan oluyor inan bu kayıkçısı. Konuş diyorsun da şimdi konuşabiliyor mu diye de bir şey oldu, durum oldu. Dedim ya bugün gerçekten bayağı doldum. Yani içim dolu. Bakmayın böyle çalıp söylediğimizi ettiğimizi ama bizim yaptığımız işin de bir parçası bu. Hani içini ağlasa da bir tarafın gülmek zorunda, bir tarafında yapman gerekeni yapma durumundasın. Mehmet Sırrı Öztürk. Nasıl anlatabilirim? Onunla ilgili neler söyleyebilirim? Aslında kaleme alsam kitap yazarım kesinlikle. Çünkü ben onu tanıdığımda 5 yaşındaydım. Benim ablamın eşi, eniştem, koynunda yattım. Şimdi böyle bir şeyi ekranda söylemenin bir anlamı var mıdır ama adamın üstüne bebekken çişimizi bile yaptık, ettik. Hiç müthiş bir hoşgörü o dönemlerde. Ve o gün, vefat ettiği güne kadar ki yanındaydım vefat ettiğinde de, hep beraber olduk. Çok uğraştık birbirimizle ama. Çok uğraştık. Ama şunu söylemek lazım. Bir daha Mehmet Sırrı Öztürk gelir mi? Bir daha Katip Şadi gelir mi? Bir daha Şenel Dandin gelir mi? Şimdi bakıyoruz. Ustaların yetiştirdiği isimlerden kimse kalmadı. Şimdiki arkadaşlarımızın hepsi, bu işi icra eden arkadaşlarımızın hepsi kayıtlardan gidiyorlar. Ama onlar ustalardan aldılar. Yani bir havayı, bir eseri belki binlerce kere dinlediler. Ama şimdi tek kayıt üstünden gidiyor kemençe çalan arkadaşlarımız. Böyle de bir handikap var. Yani usta, çırak, müessesesi darman duman oldu değerli dostlar. Bunun için kayıtları doğru kabul edeceğiz ama bu konuda da çok fikri sabit olmamak lazım. Halen istifade edilebilecek isimler var temel eserlerde. İşte bir Katip Şahit'den hala istifade edebiliriz. Bir Mehmet Karadeniz'den hala istifade edebiliriz. Çünkü bunlar köy düğünlerini, köy kültürlerini, köy geleneklerini, eski düğün oluşumunu çok iyi bilen insanlar. Bence bunları ciddiye almak lazım. Sevgili Ertuğrul, çok teşekkür ediyorum. Hiç ummadığım bir şey yaptın burada ekran başında. Teşekkürler. Gerçekten teşekkür ederim sana. Olduk ve Katip Şahit.
Yıkamış saçlarını sıra geldi görmeye. Yıkamış saçlarını sıra geldi görmeye. Almanya'dan gelin yurda Ayşem beni görmeye. Ayşem beni görmeye. Ayşem beni görmeye. Almanya'dan gelin yurda Ayşem beni görmeye. Ayşem beni görmeye. Ayşem beni görmeye. Evet, Allah Katip Şadi üstadımıza da uzun ömürler versin. Görüyoruz Görle'de sık sık kendisini. Ne diyeyim yani Katip Şadi ile ilgili çok şey söyleyebilirim. Çok şey konuşabilirim onunla ilgili de. Şöyle ifade edeyim. Bizler insanlar hep böyle dış görünümüyle, gördüğümüz haliyle, sanatını icra ettiği haliyle biliriz ama sadece şu kadarını söyleyeyim, bazı şeylerde geç kalmama adına, bazı şeylerde onu anlama, iş dünyasını bilme anlamında Katip Şadi dayının kendi içinde bir o kadar daha Katip Şadi var. Nasıl bir gergefin içinde işlendiğini, ne acılar, ne çileler veya ne ızdıraplar çektiğini bence bilenlerden biriyim. Onun için ahri ömründe gönlünü hoş tutmak lazım. Evet, değerli dostlar, buradan kurayı seçeceğiz. Geçen hafta Muzaffer Namazı kazanmıştı ayakkabıyı. Tabii bu bölgede olması gerekiyor. Gene kurayı Kaan'a çektireceğiz biz. Gene Özlem Kunar'dan bir tane ayakkabıyı vereceğiz. Burada adı olan dostlarımızdan birine. İlistir'le ilgili cevapların hemen hemen hepsi doğru. Süzgeç niyetine kullanılan bir şey. Evlerimizin olmazsa olması, özellikle o kesme makarna süzülürken falan var, o koku aklıma geliyor haşlak haşlak. Tekrar görüşünceye kadar Emre bir şey diyecek miydin? Peki canım. Görüşeceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah sizi güzel insanlarla karşılaştırsın. Bu arada benim çocuklarım var. Hem ilkokul çocuklarım var, hem liseye giden çocuklarım var. Tiyatro grubunun çocukları. Bir gün hatta onları burada izleyici olarak misafir de alacağız. Bir grubumuz, Cumhuriyet İlk Ortaokulu öğrencilerimiz, Dursun Çavuş'un hayatını oynayacaklar. Muhtemelen 23 Nisan'da. Büyüklerimiz de kemençenin piri Karaman'ın hayatını oynayacaklar. Evet. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah sizi güzel insanlarla karşılaştırsın. Selamünaleyküm. Şekilli bakıyorsun, belin niye yedin?